Kimisinin öyle demişler, anasından emdiği sütü burnundan getirirler yaptıkları zalimliklerde. Allah ipini bolardır. O da zalimlikte, firavunlukta, efendim, çok firavunları aramadıydı. Eli ayağı düzgünüydü. O zaman gidip o kadar insana zulüm etti. O kadar insanların kanına girdi. O kadar insanlara öyle sıkıntılı hayatlara soktu. Çoluk çocukların her şeysini. Onların ahı onun üzerindedir. Onun için evliya ona izin vermedi. Bu daha ölemez. Dünyada da çekecek. Onun her saniyesi, her dakikası, ne büyük bir zulüm var onun içerisinde, bir bilsen sen. Onu hiç düşünme onu. Onun için kişi nasıl yaşarsa öyle olur dedi Efendimiz. Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Nasıl iman edersen öyle yaşarsın. Allah'a ve peygambere iman ettiysen, dedik ya, o imanı daima üstte tutarsın, o gayle ile yaşarsın. O gayle ile yaşayana son anda rahmet gelir inşallah. Allah kulunu bırakmaz o zaman. O zaman ona imanı hatırla, çünkü o düşüncededir. Başıma bir dert gelse ne yapacağım ben şimdi, hemen şehadeti getireyim. Doktor moktor değil, hemen şehadeti çoğaldayım der. Şehadet ile meşgul olan kişi, iman ile meşgul olan kişi onu yapar. Değilse yaşadığı hayata göre neyse onun peşine koşturur. İşte Azrail gelirken onlar da beraber. Hangi hayattasın, o perde açılacak sana. Sen zannetme kafir kafir yaşayacaksın her bir. Sonra tertemiz dünyadan çıkacaksın. Yok öyle ya ama. Temizlenirsin, belki şehadeti getirirsin ama mezarda iyi hallederler seni. Onun için bu da bir örnek. Şimdi birisi vardı diyor, hoca efendi, imam efendi, şeyh efendi, cuma gün ölenin diyor şeyini anla diyor, faziletini anla diyor. Cuma gün ölene bunlar verilir, bunlar yazılır, böyle olur, böyle olur, güzel faziletini anla diyor, diyor cuma gün ölenin. Birisi geldi diyor şeyh efendiye, diyor ki şeyh efendi, babam bu alemden göç etti, cuma günü öldü, nasıldır hali? Herhalde en iyi yere gitti. Ya dur bakalım dedi, şimdi baban dedi ne biçim bir hayat yaşardı? Şehadet, iman etti mi dedi, şehadet getirdi mi, güzel bir hayatı var mıydı? Yok dedi, Allah'a da inanmaz dedi ama cuma günü öldü dedi. Namaz kılar mıydı dedi, ne namaz dedi. Babam dedi çok güzel hayat yaşadı, keyfine düşkünüydü, zamparalık yapardı. Yaşlı yaşlı zamparalık yapardı dedi. Ama cuma günü öldü. Hayır hasenat yapar mıydı dedi, sağa sola fakir fakirayı kollar mıydı? Fakirleri hiç sevmez dedi. Öleleri var şimdi, fakirleri sevmez. Pakistan Hintlileri sevmez. O bakar kokar diyor ama ondan dolayı değil. O süslenip püslenecek zengin olarak karşısındaki. Eti butu düzgün olarak sevsin. Bazıları öyle var. Yok dedi, o sevme, o dedi lüks hayatı severdi. Bunlar hani yaşardı, böyle yaşardı. En güzel paraları kendi üzerine harcadı. Çabam ya, hayat yaşamasını bilirdi dedi. Ama cuma günü öldü. Onu yapalım. Hacca gitti mi? Yok. Bunu yaptı mı? Yok. Ama cuma günü öldü dedi. O şey efendi ona bak dedi ki, cumayı bilmem dedi ama cumartesi dedi, onu güzel hallederler dedi. Şimdi başka türlü konuşacaktı ama edep uygun değil şu anda televizyonda. Cumartesi günü dedi, ona başlarlar dedi orada dedi. Şimdi işin dedi. Onun için imanın şartları vardır, İslam'ın şartları vardır. Bunlar olacak, bunlar uyacak. Sonra o gelen müjdeler de seni kapsayacak. Değilse o müjdelerle koşturma sen. Sen yaşadığın hayata bak şimdi. Bir iş abi, niye yapıyorsun bu işi? Niyetin nedir? Ameller niyetlere göredir. Kıyamet günü de sen şimdi çıktığın vakit hesap vereceksin kıyamet günü. Bu yanlış işi yaptın, niyet güzeldi. Belki o niyetten dolayı bir şey kazanabilirsin de bu güzel işi yaptın fakat niyet buydu, kötüydü. Niyetin kötüydü. Yaptığın işlerin işine göre değil niyetine göre hesap verecek kul. O
azgınlar, azgın hayat yaşayanlara da onlar dünyadan, Allah dünyada işaret gösteriyor onların yaşantısını işte nasıl olurlar. Ondan sonraki en lüks hayat onlarda değil mi? Bütün teknoloji onların elinde, bütün imkanlar onların elinde ama ne ölebiliyor ne yaşayabiliyor. Hadi bakalım. Oradan nefes alıp gidiyor. Bela oldu hepsinin başına şimdi. Yaptığıdır onun da yüklü. Onun için o dalda firavunluğu var. Başkalarının başka dalda firavunluğu var. Bir firavun daha geldiydi bizim memleketimize. O da geberip gitti aynı şekilde. Ondan sonra istersen onu al evliya makamına otur. İster eşkıya makamına. Ne yaptı, nasıl yaşadı, neleri kaldırdı, nelere tokandı, nelere tokanmadı. İmanda nerede, İslam'da neye tokandı, neler yaptı. Ona bak, ona göre anlarsın ne olduğunu orada. Hadi bakalım.